Mercimek çorbamızla güne başlıyoruz. Huzurlarınızda mercimek çorbası gelecek şimdi. Bedriye Hanım, Ezgi'yi de Tayfun'u da gördük. Benim menüm çok daha iyiydi. Puan kaygısıyla hiçbirini beğenmeyip eleştirdiler dedi. Menüsü evet, ilk başta yorumlarken ben de beğendim. Ama sadece menüyü yapmakla olmuyor. Menüyü yapabilmek de önemli. Lezzeti de önemli. Lezzeti iyi değil de yani yaptığımız yorumlarında hiçbiri yersiz değildi. Herkes aynı yorumları yaptı zaten. Yani güveç için herkes aynı yorumu yaptı mesela. Çorba için herkes aynı yorumu yaptı. Demek ki bir problem varmış ki herkes aynı şeyi söyledi. Anlaşmış gibiydiniz zaten. Biz de, ama menünü daha yemeklerin gelmeden nasıl anlaşıptık? Söyleyeceğiz. Herkes kendi gördüğünü, yediğini yorumladı orada. Tavuklu çorbamın tavukları büyük dediniz. Bir saat karıştırıldı, içinde büyük tavuk bulamadınız. Yani hepsini yaptım, hepsini beğendiniz ama beğenmedik dediler. Aradılar bir de. Evet, aradılar, bulamadılar. Evet. Yani sırf puan kaygısı için beğenmedim denildi yemeklerim. Yemeklerim güzeldi. Tayfun Bey sofrasını beğenmedim. Ya bence çok güzel. Kıskandı benim masamı. Ama kabul edemiyorlar tabii. Haklılar onlar da ama bence en iyi masa buydu. Seda Hanım da çok beğendi. Çiçeğim çok güzel. Sade bir masa. Evet. Ben öyle tercih ettim. Çorbanızı beğenecekler mi peki? Beğeneceklerine eminim. Bu mercimek çorbasının diğerlerine ne farkı var? Benim elimin lezzeti var. Yanında kurton ekmek vereceğim. Yemeklerim senin yemeklerinden çok daha iyiydi Tayfun. Bence sıradan bir yemekleriniz. Değildi. Bedriye Hanım ama çok iyi yani savunamadınız yemeklerinizi. Evimde diye sizleri kırmak istemedim. Aslında takıldığım yerler çok oldu. Mesela Ezgi Hanım'ın benim taklidimi yapmasına çok sinir oldum. Evimde olmasaydı ben ev sahibi olarak saygı gösterdim. Bir şey demedim. Ne yapmıştın Ezgi? Ben taklidinizi yapmadım. Sadece yorumlara cevap vermenizi bekliyorum. Sadece mimik de hareket yapıyor. Hayır, mimik değil. Nasıldı? Yani sürekli kaşını kaldırıyor. Yapıyormuş. Onu yapmayı çok ayıp bir şeydi bence. Ya kaşını kaldırıyor. Hiçbir yorum yapmıyor. Yani yorumları bize yaptığınız, yemeklerimize yaptığınız yorum da net değil dedim. Tam olarak bir cümle kurup beğendim ya da beğenmedim demiyorsunuz. Öyle demediniz. Ağzınıza lafı yuvarlıyorsunuz dedim. Hayır, mıy 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 yapıyorsunuz diye bir şey söylemedim. Evet, evet öyle söyledim. Söylemedim öyle bir şey. Onu hiç yakıştıramadım size. Tayfun Bey size sofralar mıy 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 yapıyor dedim mi ben? Demedim öyle bir şey. Öyle dediniz. Hep sadece mıy 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 anlaşılmıyor dediniz. Hayır, beğendim, biraz beğenmedim. Yani net bir yorumunuz yok dedim. Ben kendi soframda sizin yorumlarınızı mesela anlayamadım. Bunu söylemek zorundayım çünkü benim rakibimsiniz ve ben sizin ne yorum yaptığınızı anlayamadım. İlk gün heyecanı olmuştur belki. Ama siz kendi yemeklerinizi de savunamadınız. Niye savunmadım? Gayet güzel savundum. Ben savunabildiğinizi düşünmüyorum. Ayçiçek yağıyla mı sos yapacaksınız? Donmaması için koyacağım. Yani zaten süs amaçlı kullanacağım. Ve ben içine toz biber ya da pul biber koymuyorum. Ne koyuyorsunuz? Kimyon ve karabiber koyuyorum. Daha lezzetli oluyor. Kurton ekmeğimi de baharatlandırdım. Susamlarla, kimyonla yine. Yani mercimek çorbasından değişik mi derseniz evet değişik. Bu kadar mı ekmek olacak? Ben üzerine de koyacağım, bunun yanında götüreceğim. Bedriye Hanım'ın bugün sesi çıkıyor maşallah. Günü geçti diye mi? Günü geçti diye tabii ki. Yani sonuçta bir yarışmaya geldiğimiz için yemeklerinizi daha iddialı bir şekilde savunabilirdiniz. Çünkü ben başta da söyledim menünüz güzel bir menüydü ama yemeklerinizde evet beğenmediğimiz noktalar oldu, bunları savunabilirdiniz dedim. Yani ben size orada kötü bir şey söylemedim. Sizin ağzınızı taklit ediyor gibi de değildim. Yanlış anlamayın lütfen.